Ve ben havalimanında bir anda panik atak, anksiyete krizlerine girdim. 44 geçiyor. Bir şeyin havada uçması bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Eşim beni kaybetti. Ben burada ne yapacağım? Cuma günü anahtarı almazsan 2 gün evsiz kalıyoruz. Böyle güzelliklerle dolu bir yere indik. Herkesin mutlu olduğu yer. Ben o 200 euroyla zorunda kalarak havalimanından gittim. Kazıklandım. Bavul aldım. O karışıklık içerisinde bulamıyorum. Yol nizam bulamıyoruz yani. Para çekemiyorum. Annemi aradım. Anne böyle böyle yandım. Bineceğim otobüsü bile sormadım. Nasıl gideceğimi bile bilmiyorum. Param yok bir kere, otobüse nasıl bineceğim? Neyse abi, ben böyle 15-20 dakika geçti, artık tansiyon düşmeye başladı. Açtan geliyorum, tekrar o çocuğun kapısını çaldım. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim içeceğimi aldım. Havaların soğumasıyla birlikte. Bu içeceği yeni aldım arkadaşlar bu arada. Rossmann'dan aldım. King's Crown. Şu Alman bir tane markası. Konumuza ve konseptimize de çok uygun. İçinde bal ve ada çayı var. Çok çok güzel bu arada. Göstereyim de almak isteyen alsın. Uzandır içtiğim en iyi çaylardan bir tanesi. En iyi bitki çaylarından bir tanesi. Bitki çayınızı, kahvenizi, çayınızı, neyi alıyorsanız alın. Çünkü bugün story time yapıyoruz. O zaman klasik girişimizi yapalım. Kim geldi? Tınana Müzik. Nana Hera. Arkadaşlar, size uzun zamandır anlatmak istediğim aslında bir story time var. Yani uzun zamandan kastım da 2 sene oldu. 2 senede bunu anlatacağım ama o kadar böyle bu konuyu anlatmaktan uzaklaşmıştım ki bir noktada. Çünkü ben bunu anlatmam gereken vakit aslında Almanya'da olduğum vakitti. Hani Almanya'dayken ben bunu aslında çekecektim. Hatta görüntüsünü bulabilirsem bulacağım. Çünkü çok yorgunum, odama geldim. Duş aldım, direkt yattım ve yol çok zordu. Hepsini anlatacağım zaten. Almanya'ya gittiğim ilk görüntümden bir tanesinde vlog çekiyorum. Vlogda şey diyorum. Almanya'ya gittiğim gün çok zorlandım. Anlatacağım size, çok zordu falan filan diye. Ama 2 sene oldu ve anlatmadım. Ve bu kanalın artık bu videoya ihtiyacı var. Söz verdiğim şeyi yaparım. Yaparım. 2 sene olsa da yaparım, biliyorsunuz. Söz nedir? Sükut altın. Arkadaşlar, sene 2021 Ekim ayı, 31 Ekim gecesi sanırım, aynen öyle. Hayır, 1 Eylül sabahı ben bayağı şafak operasyonu gibi kalktım, Almanya'ya gittim sabah saat 4'te Erasmus projem için. Ve ben gerçekten havalimanındayken o kadar büyük bir korku ve endişe içerisindeydim ki, çünkü hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Ve daha önce hiç yurt dışına çıkmamış bir insanım ben. Ailesinden bir dakika uzak kalmış bir insan değilim. Max 2 hafta uzak kaldım. Eyvallah, o zaman da arkadaşlarımla birlikte Eskişehir'de partiliyordum. Yani max etkinlik bu. Onun dışında ben ailemden ayrı hiçbir şey yapmamış bir insanım gerçekten. O sırada ben kaç yaşında oldum? 21 yaşında falanım. Ve ilk defa böyle şey deneyimleyeceğim. Yurt dışı deneyimim olacak. Ve ben havalimanında bir anda panik atak, anksiyete krizlerine girdim. Anneme diyorum ki, anne ben gitmeyeceğim. Ben diyorum, nasıl gideceğim? Çok saçma geliyor çünkü. Yani bir uçağa bineceğim ve ülke mi değiştireceğim? Bu mantıklı bile gelmiyor. Çünkü senelerce şöyle büyütülmüş çocuklarız biz. Yurt dışına çıkmak çok zor. Yurt dışına çıkmak çok zordur. Yani yapılmaz öyle kolay kolay. Gidilmez öyle. Yurt dışı benim için böyle şey olmuş yani. Sadece düşünebildiğim bir şey olmuş benim için. O dönem öyleydi yani. O yüzden o şekilde düşünen arkadaşlar varsa onlara da söyleyeyim, öyle bir şey değil. Gayet de yani istediğiniz an gidebiliyormuşsunuz. Öyle bir yerde varmış. Uçağa bineceğim abi. Ben anksiyete krize diyorum ki, anne ben binmeyeceğim, gitmeyeceğim. Annem o sırada çok kritik bir cümle kurdu. Çok doğru bir cümle kurdu. Dedi ki, kızım en kötü gidersin, uçak mı yok? Tekrar alırız biletini, geri dönersin. Maksimum bu, bir dene dedi bana. Ve bu cümlenin gazının bana vermiş olduğu kudretle ben bavulumu bıraktım, check-in yaptım ve beklemeye başladım havalimanında. O sırada da benim sosyal medyadan tanıştığım bir arkadaşım vardı. Yeşim. Yeşim'le de havalimanında ilk defa tanışacaktık. İkimiz de aynı şehre gidiyormuş. Tesadüf. Evet arkadaşlar, şu an Subway'den yemek yiyoruz. Yeşim, ne yiyorsun? Ya inanılmaz büyük tesadüf arkadaşlar bu arada. Gerçekten Erasmus'a gidiyorsun. Tek bir şehre gidiyorsun. Marburg. İşte Marburg dediğimiz yer Almanya'nın bir köyü. Ve ikimiz de aynı yere gidiyormuşuz. Onunla havalimanında buluştuk ilk defa ve uçağı beklemeye başladık. Önce ilk krizimiz şu. Ben hayatımda daha önce uçağa bir kere binmişim. 12 yaşındayken binmişim. Ve uçak kurallarıyla ilgili bir bilgim yok. Sıfırım yani. Havalimanı bilgim de yok benim. Yani gerizekalıyım bu konuda. Yeşim çıldırıyor, tamam mı? Benim yüzümden. Çünkü ben zannediyorum ki yani uçak dediğin şey böyle o kadar hızlı gitmez yani. Bekler falan zannediyorum. Mal. Ve arkadaşlar ben böyle tın tın davranıyorum. Gidiyor ki Almanya'ya gidiyoruz. O da tabii benden aldığı gazla o da tın tın davranıyor. Biliyorum zaten. Yani o da şey diye düşünmüyor yani, o zaman kaçırmayız herhalde diye düşünüyor yani. İlk kriz, abi uçağa kalmış 10 dakika. Biz gate'i bulmaya çalışıyoruz. Kapıyı. Kapıyı bulamıyoruz. Kapının yerini öğreniyoruz bir şekilde. Sor 1500 kişiye. Kapının yerini bir öğreniyoruz. Kapı havalimanının diğer ucunda. Yani havalimanı o kadar büyük ki arkadaşlar, bilirsiniz. Adını unuttum hangisiydi de. Sürekli karıştırıyorum. Bak hala havalimanının konusunda iyi değilim bu arada. Kocaman bir havalimanı. Yani git bitmedi o yol. Run Forrest, run. 44 geçiyor. Nerede ya? Ha şu ileride.
Havalimanında gate'i bulduk ama az kalsın gerçekten uçağı kaçırıyorduk. Bana ne diyor biliyor musun? Ne diyorsun bana? Ben gideyim mi diyor. Arkandayım. İki dakika sonra yanında olacaksın zaten. Önce uçağa bindik arkadaşlar. Ben de seneler olmuş uçağa binmeyi. En son uçağa bindi bakın 12 yaşındaydım diyorum ya. Olmuş 9 sene yani anlıyor musun? İmkanı yok. Arkadaşlar bindik. Türbülanse olacağmış. Ben bir gerildim abi çünkü bir şey var sallanıyor ve havada. Bana arkadaşlar bu arada uçaklar hala mantıklı gelmez. Uçak konusunda ben bildiğiniz cahilim. Sanırsın böyle 5000 yıl öncesinden kalmış bir ilk insanım. Ben orta çağ insanı gibi tepki veriyorum ben uçağa. Bir şeyin havada uçması bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Bana hiç doğal da gelmiyor bu yani. Hiçbir şekilde bu anlamda gelmeyecek bana hayatım boyunca. Ve uçak abi harekete geçti. Bana o kadar mantıksız geliyor ki Allah'ım diyorum düşeceğiz yani çok saçma. Çünkü yani tamam basınç hava kuvveti fizik falan var da yani böyle yani sonuçta. Var da yani böyle sen nasıl güveneceğim yani. Bir şeye biniyorsun ve uçmasına güveniyorsun yani. Neyse abi ben stresten uyudum. Gerçekten çok korkup uyudum. Dedim ki ben yani bu şeye katlanamayacağım. Ve ben o 3 saat Almanya'ya giden yol. 3 saat uyumuşum. İndik abi Frankfurt'ta. İndik. Arkanda Almanya var şu an. Bir anda arkadaşlar o kadar garip bir iş ki yani daha önce yurt dışına çıkmış olanlar bilir de yani çıkmayanlar bilmez. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Ben gerçekten arkadaşlar davranışlarımı görseniz gerçekten çocuk gibi davranıyordum orada. Bir anda böyle bir ülke değiştiriyorsun. Yerler değişiyor. Yemin ediyorum oksijen değişiyor. Yazılar değişiyor. İnsanlar değişiyor. Konuşulan dil değişiyor. Ben bir önce şoka girdim. Yani dedim ki ne oluyoruz? Ya çünkü benim hiçbir zaman arkadaşlar Almanya'ya gitmek gibi bir hayalim olmadı. Benim hayalim hep Amerika'ydı falan. Amerika, Avrupa'da Paris, İngiltere'de örnek veriyorum. Ama Almanya gibi bir hayalim hiç olmadı. Almanya'yla, Almanca'yla, yollarla ilgili bir şey bilmiyorum. Gerçekten yurt dışına gideceklere şu anda ilk tavsiyemi söylüyorum. Oranın ulaşım app'leri oluyor. Ulaşım app'lerinde Almanya'daki örnek veriyorum DB'dir. DB'yi kullanıyordum ben. Bir tane daha var onu kullanmıyordum. App'lerini indirin arkadaşlar. İnternetiniz olsun. Benim gibi cahil ceyla gezmeyin gerçekten. Ben oraya turist Ömer gibi gittim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Yol nizam bilmeyiz. Cebimize bir tane uygulama yok. Ve biz havalimanına indik. O cehaletle. Dil bilmeyen halinde. Allah'tan Yeşim biraz Almanca biliyordu. Bende hiç yoktu Almanca. İndik abi. Bavulları aldık. Benim bavula bir bak. Benim bavul kırılmış. Kırık bavul yok. Ve ben arkadaşlar o bavulla havalimanının içinde dört dönüyorum. Ve o gün arkadaşlar cuma günü. O günün bir önemi var bizim o gün inmemizin. Yurdumuzun anahtarını alacağız indiğimiz şehirden. Marburg'a gideceğiz Frankfurt'tan. 40 dakika bir trenle sürüyor. Şu an biliyorum. Mesela o zaman bilmiyordum bunu. İnsan bilirdi hazırlar bu planlarını. Neyse. Ve o gün bizim cuma günü yetişip gidip aslında anahtarı almamız lazım. Çünkü cuma günü anahtarı alamazsan 2 gün evsiz kalıyoruz. Yok ya sokakta yatarız. Anladın mı? Yok. Ve Ekim ayı hava soğuk buz gibi Almanya'da. Bavulum kırık. Ben o bavulla havalimanı 4 dönüyorum. Ve kolumun ağrısına bakın yemin ediyorum benim ondan sonraki 2 hafta kolum ağrıdı. Kaç kilo? 55 kilo mu? 60 kilo mu? Ne bir şeyden bahsediyoruz. Bir insan kadar ağır bir bavuldan bahsediyoruz. 2 bavul çekiyorum bir de. Kolum böyle gitti uyuştu artık. O kadar ağır bavul kırık olduğu için kırık bavulu çekmeye çalışıyorum. En sonunda babam nakit benim cebime para vermişti. 200 euro falan vardı zaten cebimde ve o 200 euro aslında normalde Almanya'da ne başınıza bir şey gelmesen sizi koruyabilecek bir miktar. Taksinize binersiniz, yemeğinizi alırsınız ilk gün falan. Ben o 200 euroyla zorunda kalarak havalimanından gittim, kazıklandım, bavul aldım arkadaşlar. Bavul aldım. Bavula 200 lira verdim. Şu an en sevdiğim bavulum. Gerçekten hayatta en çok değer verdiğim ürünüm. Ben o zaman maddiyata değer veren bir insan değilim. Benim olan her şey insanların olabilir ama o ürün bavulumu kimseye yanaştırmam arkadaşlar. O kadar önemli benim için o bavul. Neyse bavulumu aldık. O sıra trene yetişmemiz lazım. İnsanlar Almanlara soğuk muğuk der. O bavulu satın aldığım kadın ve yeşim birlikte bavuldan eşyalarımı eski bavulun eşyaları çıkarıp bu tarafa atıyoruz. Birlikte hızlı hızlı o tarafa atıyoruz. Ve ben diğer bavulumu attım oraya bıraktım. Bavulu bitirdik. Çok teşekkür ettim o kadına. Hala müteşekkirim o kadına. Gerçekten hayatımızı kurtardı o gün bize. Ben bavulu aldım. Trene doğru koşmaya başladım. Biz tren arıyoruz abi. Bu sefer de yana yakıla tren arıyoruz. Çünkü o sırada ilk defa gittiğim için şu an mesela Almanya'ya şu an gitsem Almanya'daki tren sistemi bana çok kolay geliyor. Çünkü yaşadım biliyorum ama ilk defa gitmiş birisi için Almanya'daki tren sistemi ve sürekli gecikme yiyen bir tren sistemleri var. Çok eski bir tren sistemi. Gerçekten insanı çıldırtan bir tren sistemleri var ve çok karışık geliyor ilk defa gittiğiniz haber. O karışıklık içerisinde bulamıyorum. Yol nizam bulamıyoruz yani. Treni bulamıyoruz. Yeşim beni bavuluyla birlikte bir köşede bıraktı böyle ve o sırada diyorum ya internetim yok, telefon aramam yok, hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Yeşim beni bir köşede bıraktı. Kanka sen burada bekle ben geliyorum dedi. Treni aramaya çıktı. Çünkü iki bavulla check-in yaparsak yürüyen merdivenleri çünkü bir sürü giriş var. Hepsine girip bakması gerekiyor nerede tren diye. Biz o şekilde yolu bulamayacağız. O bavullar imçik yapamayacağımız için. Beni bıraktı orada. Ben o sırada arkadaşlar 15 dakika falan bekledim. Anksiyete geçiriyorum. Bakın yeşim beni kaybetti. Ben burada ne yapacağım? Ben evin yolunu bulamayacağım. Ben Almanya'nın bilmediğim bir ülkenin ortasında kocaman bir şehirde Frankfurt'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Frankfurt da Almanya'nın gerçekten en tehlikeli şehirlerinden bir tanesi. Böyle garip garip insanların olduğu bir şehir. Tipleri bir görsen yani böyle sanki sirktesin öyle insanlar var. Ben böyle kafayı yiyorum gerginlikten falan. Allah'tan yeşim aşağı indi. Yeşim beni buldu. Dedi ki ben treni buldum. Gel gidiyoruz. Trene bindik arkadaşlar. Diyorum ki bu zamana kadar Allah'ım oh. Trenimize
bindik gidiyoruz. Ama hala şöyle bir sıkıntımız var. Yeşim o sırada burada panik ataktan anksiyeteden böyle deliriyor. Çünkü o şunu biliyor. Yurdun anahtarını alamazsak sokakta kalacağız. Ben bunun hala idrarında değilim arkadaşlar. Ben sanıyorum ki maksimum anahtar alamayız. Ne olur abi ya, bir yerde kalırız. Yani şey gibi düşünüyorum. Yani bir şekilde o anahtarı alırız. Her türlü o anahtarı alırız ama gerçekten böyle bir risk varmış. Ben bunu bilmiyordum. İndiğim ana kadar, yurt anahtarını aldığım ana kadar bilmiyordum bunu. Biz Siren'deyiz. Siren'de ben iki tane çocukla tanıştım böyle. Alman iki tane çocuk. Onlarla muhabbet ediyorum. Eğleniyorum falan. Yeşim böyle tırnaklarını yiyor. Bir tarafta ölüyor böyle. Kız mahvolmuş bir durumda falan. Biz Siren'de gidiyoruz abi. Tek bir tren gittik. Onu hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum benim de. Çift tren değiştirmiş. Yok, tek tren gittik. Çok güzel bir an. Marburg'a indik. Videolarım falan var zaten. Bu videoyu desteklemiş olurum. Marburg'a indik. Hauptbahnhof'tayız. Hauptbahnhof'ta otobüs arıyoruz bu sefer de. Otobüsle, çünkü bizim Erlerning diye bir yer var. Orası bu bizim yurt anahtarını alacağımız Menza dediğimiz, yani yemekhane olan kısmın yanında öğrenci işleri olan bir yer var. Anahtarı alacağımız yerin adı Erlerning. Bizim buraya gitmemiz için hep bir otobüse binmemiz lazım. Ve benim ne telefonum var ne bir şeyim var. Bakın hala böyle geberiyoruz yani biz o fakirlikte ve imkansızlıklarla boğuşuyoruz. Zaten burada aslında o kadar gelmemize de gerek yokmuş. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orada bir tane mesela Hauptbahnhof'un yanında bir tane otel var. Motel yani. 10 euroya gerisi kalabiliyormuşsun mesela. Ama tabii bilmediğin için bunları geriliyorsun. Ayrıca neden kalalım yani motelde? Ama kalabilirmişiz yani. Benim dediğim gibi ben o kadar mesela anksiyetik değildim. Yeşim benden çok daha anksiyetik davranıyordu o konularda. Ben de işte kayboluruz falan diye çok anksiyetiktim. Birimizi tamamlıyorduk yani. Ben dedim ki otobüsü bulamıyoruz. İnternetimiz falan da yok. Yeşime dedim ki şurada bir tane dönerci var. Ben o dönerciye gideyim, telefon sorayım. Telefondan da şey ararım, Menza'yı arayalım, yerlerini soralım, nasıl geleceğimi soralım. Telefonu açmıyorlar. Başladık bu sefer de kapandı. Allah'ım diyorum, kapandı yani. Net Google'a giriyorsunuz adamı. Telefondan Google'a giriyorum, yazıyorum Menza diye. Menza Marburg diye. Kapandı diyor. Boku yedik diyorum. Daha sonrasında biz otobüsü bulduk. Otobüs kaç numara? 2 numara otobüse bindik. 2 numaralı otobüse bindik. Erlerning'e gittik. Erlerning'de indik. Bavullar böyle çekiyoruz falan. Sanki bir anda arkadaşlar öyle bir simülasyona indik ki her yerin yeşil olduğu, kuşların öttüğü, böyle güzelliklerle dolu bir yere indik. Herkesin mutlu olduğu yer. Yani... Selam. Şu an Almanya'dan sizlere sesleniyorum. Her yer yeşil arkadaşlar. Kandırmışlar bizi. Yaşamıyormuşuz biz. TC simülasyonundan çıkıldı. Çok mutluyum. Onun haricinde çok zorlu bir yol geçirdik. Ben Türkiye'den oraya inmişim. Simülasyon değişimi gerçek manada bu. Aşırı mutluydum. Bunu hatırlıyorum kesinlikle. Sonrasında arkadaşlar benim para çekmem gerekti. Olay burada patlıyor. Ben artık diyorum ki anahtarı alacağım. Evime gideceğim. Çok mutluyum yani. Sıkıntılar bitti diyorum. Ben para çekeceğim arkadaşlar. Ben bankasından bir kart çıkarmıştım. O kart oradaki Deutsche Bank'la anlaşmalı. O yüzden ben bankasının kartını orada alıp kullanabiliyorum ve kullandığımdan paramı istediğim gibi çekebiliyorum. Abi ben kartı bir soktum. Para çekemiyorum. Paramı vermiyor. Bildiğiniz vermiyor paramı. Şaka değil yani bu. Anksiyete. Orada bir tane Wi-Fi buldum. Bağlandım. WhatsApp'tan annemi aradım. Anne böyle böyle yandım. Mahvoldum ben. Annem de dedi ki biz sana yarın parayı göndeririz. Onun sebebi ne? Şu an bankaya eriyoruz. Soruyoruz. Ve ben arkadaşlar Almanya'dayken Türkiye'deki bankayla da konuşamıyorum. Çünkü başka bir hat giriyor. Ve hiçbir şey, hiç kimseyle iletişim kuramıyorum arkadaşlar. WhatsApp dışı olmadığı sürece. Çünkü sim kartım da yok daha. Alman sim kartı. Olsa bile Türkiye'yi aramak çok pahalı. O yüzden babam işte oradan kendi telefonundan bankasını arıyor. Annem telefonundan benimle konuşuyor. Ben oraya üzerine bankasıyla iletişim kurduğum gibi bir durumlar yaşandı yani. Ben Yeşim'den 50 euro borç aldım o gün ve biz anahtarımızı almak için Menza'da beklemeye başladık. 50 euro borcum ve anahtar bekleme serüvenimizi. En sonunda gerçekten tesadüfe şöyle bir şey oldu. Öğrenci işleri gerçekten kapatmış. Biz gerçekten anahtar alamıyormuşuz. O gün o öğrenci işlerindeki adam ve kadın yemek yemeye Menza'ya inmişler. Menza yemekhane. Menza'ya inmişler ve Menza çıkışında biz bunları gerçekten yakaladık. Kapatmalarına rağmen sağ olsunlar anahtarlarımızı verdiler bizim. Biz taksi aramaya başladık bu sefer de. Ben o borç aldım 50 euro ile hayatta kalmaya çalışıyorum. Tamam ve 50 euro Türkiye'de gibi düşünüyorum, tamam mı? 50 euro orada 50 birim gibi düşünüyorsun. Ve şey diyorum, 50 lirayı Türkiye'de ne yapabiliyorum ki? Burada ne yapacağım 50 lirayla? Yani aç kalırım ve taksiye binmeye bile korkuyorum. Çünkü taksi ben 50 euro falan alacak zannediyorum. İki tane ayrı taksi bulduk. İki taksiye bindik. O işte kendi yoluna gitti. Bizim yurtlarımız başkaydı. Benim yurdum nikahında olduğu için köyde yaşıyordum yani ben. Marburg işte bu merkezse Marburg'un. Ben Verda'da yani bayağı dışında yaşıyordum. 30 dakikaydı otobüste. 25-30 dakika falandı. Taksiye bindim ben. Gidiyorum. Tamam mı? Ama düşünmediğim bir şey var. Ben abi bitmiyor benim gerçekten derdim, sıkıntım. Bu arada size şeyi söyleyeceğim. Benim aptallık bavulu meğer Türk Hava Yolları kırdığı zaman size yeni bavul veriyormuş. Ben boşu boşuna gittim. 200 euro verdim. 200 euro yandı. Ve 200 euroyu verdiğim için başıma gelecekleri dinleyeceksiniz şimdi. Ben sanıyorum ki yurt ortamını. Yurtta benim peçetem var, suyum var, yemeğim var, tavam var, tencerem var, her şeyim var, havlum var. Ben böyle zannediyorum, sabunum var. Meğer yurt dediklerini biliyor musunuz Almanya'da arkadaşlar? Bir bina böyle ki KYK'da falan bile yoktu zaten bu dediklerin de. İşte ben var zannediyorum. Çünkü yurt ne bilmiyorum ben yani. Bildiğiniz bir apartman, okul o apartmanı sizin için alıyor. Yani yurt gibi değil. Giriş çıkış saati öyle hiçbir şey yok zaten. Bir bakan birisi de yok oraya. Sen temizleyen bir kadın var. Yorganları falan haftada bir geliyor o. Onun dışında bildiğiniz normal bir grup genç bir binada yaşıyor yani. Binanın ortak kullanımları var. Apart gibi düşünün yani oradaki yurtları. Ortak kullanımları var. Tek tek odalar var böyle. Bir
tane tuvalet var, onları kullanıyor insanlar falan. Abi ben bunların hiçbirini düşünmedim ve çok açım. Gerçekten açlıktan ölüyorum. O gün yediğim tek şey bir tane cheeseburger McDonald's'tan yedim. Ve yemek hiçbir şey almadım yanıma. Ben girdim odaya, anksiyeteden öleceğim. Allah'tan Wi-Fi var. Wi-Fi'yi bağladım, annemleri aradım geldim diye. Ve çok açım, gerçekten çok açım. Ve su orada şeyden musluktan içilemiyormuş, onu bilmeme rağmen. O sırada gergin böyle musluktan su içiyorum. Çok güzel bu arada musluk suyu oradaki. Müthiş tadı var. Ben gerim geriliyorum. Panik ataklar, anksiyeteler yaşıyorum. En son ben içeri girerken bavulumla yan komşum vardı. Alman bir çocuk. İlerleyen süreçlerde o Alman çocukla bizim aramız bayağı acılı. Büyük kavgalar ettik gerçekten. Çıkardığı sesler yüzünden. Onu da anlatır bir ara, başka bir videonun konusu bu. Ben anksiyete geçirirken bana o ilk geldiğim zaman merhaba diyen çocuğun kapısını gittim çaldım. Dedim ki ben çok açım, nereden yemek alabilirim, ne yapmam gerekiyor? O dedi ki yani otobüse binebilirsin. Daha önce hiç otobüse binmemişim. Ama işte market, en yakın market otobüste 15 dakika uzaklıkta, yürüyerek şu kadar uzaklıkta falan filan dedi. Ben şok. Almanca bilmiyorum. Abi düşünün bak, yemin ediyorum bebek gibisiniz o başka bir ülkeye gittiğiniz zaman o şekilde. Ve çok gergin. Gerçekten anksiyetik bir insan olduğum için zaten çok da zorladı beni. Çocuk bana bunu dedi, aa tamam o zaman dedi. Bineceğim otobüsü bile sormadım. Nasıl gideceğimi bile bilmiyorum. Param yok bir kere, otobüse nasıl bineceğim? Meğer otobüsler için paraya gerek yokmuş. Yani bir tane kart varmış, öğrenci kartı. Onunla gezebiliyormuşsunuz ama işte ben o zaman bilmiyordum. Neyse. Ben abi o otobüse binmeyi düşündüm. Sonra çok korktum. Ben burada kaybolurum çünkü internetim yok. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu problemin tamamının en temel sebebi benim internetimin o sırada olmamışı. Benim internetim olsa ben gerçekten bu kadar hiçbir şeyden korkmayacağım. Çünkü ben internetim olduğu zaman her yere giderim. Her yeri gezerim. Her şeyi yaparım. Her şeyin çözümü olduğunu düşünüyorum. İnternetim olduğu sürece cebimde ve param. Nakit yani, keşim. Neyse abi ben böyle 15-20 dakika geçti, artık tansiyonum düşmeye başladı. Açlıktan geliyorum, tekrar o çocuğun kapısını çaldım. Ya özür dilerim, yemeğim varsa bana versen, ben sonra sana versen dedim. Neyse artık o aldığım şey. O da böyle Alman soğukluğuyla tabii olur dedi böyle. Bir tane bana böyle fish kroket gibi bir şey verdi. O kroketi yedim. İki tane ondan yedim. Midem sonra cayır cayır yandı bu arada. Sonra odama girdim. Annemlerle konuştum. Annemler uyuyacak, telefonu kapattım. Sonra ben gerçekten çok büyük bir anksiyete yaşadım. Bir anksiyeteyle ilgili bildiğim bir şey var yani. Bunu paylaşman gerekir insanlarla. O gün mutfaktayken ilk defa gördüm ve selamlaştım. İki tane Hintli çocuk vardı. O çocukların yanına gittim direkt. Dedim ki ben şu an anksiyete geçiriyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Çocuklar çok sağ olsunlar. Daha tanışalı bir saat olmasına rağmen. Beni aldılar, yürüttüler. Verdi de çok güzel, sakin bir yol yürüdük böyle ormanda. Çok güzeldi. Sonra geldim geri, aşırı sakinlemiştim. Rahatça uyudum. Sabah uyandım ve gittim. Alışverişimi yaptım tabii ki de. İnsanlar tanışmaya başladım. Oryantasyon sürecine girdim. Ve mevzuyu da öğrendik bu arada. Benim banka kartımın çalışmamasının sebebi, orada çok basit bir şeymiş bu arada arkadaşlar. Bankasının app'ine girip oradan yurt dışı kullanımına euro hesabını aç demem gerekiyormuş. TL açıkmış orada. Bunu yaptım. Daha sonrasında paramı istediğim gibi kullanabilmeye başladım. Ama gerçekten yani ilk günüm çok zordu. O yüzden yurt dışına gideceklere en büyük tavsiyem, lütfen planlı ve hazırlıklı gidin. Benim kadar kontrol freak bir insan nasıl böyle umursamadan gittim bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Gerçekten bilmediğin için o kadar düşünmüyorsun. Bu kadar sıkıntı olacağını düşünemiyorsun. Çünkü kendi ülkendeki gibi olacağını düşünüyorsun her şeyin. Öyle olmuyormuş bu arada. Gerçekten dediğim gibi en önemli şey internetiniz olsun cebinize. Ne olursa olsun internetiniz olsun. Ve o ülkenin ulaşım app'i neyse artık, onu net bir şekilde indirin. Ve planla gidin abi. Saatleri düşünün. Her şeyi düşünün yani. Benim kadar düşünmeden gitmeyin. Ama sonuçta tabii ki de her şey tatlıya bağlandı. Yani çok güzel bir sene yaşadım. Çok güzel bir yıl yaşadım. Benim için harika ve unutulmazdı. Öyle gençler, sizleri seviyorum. Bu video bu kadardı. Almanya ile ilgili daha çok fazla story time'im var. Hala anlatmadım. Anlatmamı istediğiniz anılar varsa söyleyebilirsiniz. Yakın zamanda yurt dışı ile ilgili bazı gelişmeler olacak. Onları da sizlere paylaşacağım. Ama şimdilik sır olarak kalsın. Sizleri seviyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Thank you.